da bizimle birlikte olacak efendim. Bugün çok kadınları ilgilendiren ama şimdi ben böyle kadın deyince erkekler diyorlar ki niye bizim de fazlalıklarımız var. Erkekleri de tabii ki ilgilendiren bir konuyla karşınızdayız. Mesela bu dönemde çok konuşuluyor lazerli polis. Lazerli polis, böyle evet. Böyle son dönemde çok güzel bir yöntem diye konuşuluyor. Öncelikle hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim Nasip Hanımcığım, siz nasılsınız? Vallahi iyiyim hocam, böyle konular olunca daha da iyi oluyorum açıkçası. Beni çok enterese eden konular bunlar. Şimdi öncelikle lazerli polisin ne olduğunu size sorayım. Böyle son dönem çünkü mucizevi yöntem, gerçekten de çok daha üstün tipleri var. Liposuction, lipoliz gibi gibi konuşmalar oldu. Bize anlatır mısınız? Aslında lazer lipolizi biz 10 senedir uyguluyoruz. Yani çok da yeni bir yöntem kabul edemiyorum ben. Çünkü 10 yılı aştı artık. Bu yıl 11. yılımız. Lazer lipoliz lokal anesteziyle, genel anestezi kullanmadan, hastayı hastanede yatırmadan yağların lazerle eritilerek kalıcı olarak alınması yöntemi. Ve bu dönemde en çok rağbet gören ameliyat haliyle. Kesin. Şimdi ben birkaç tane yayında da sizi takip ettim. Hatta valla geçen sene miydi bilmiyorum. Mesela Fatih Yüreğe siz bunu ilk söylediniz. Ne zaman geleyim dedi. Öyle bir durum var. Fatih Yüreğe biliyorsunuz sanatçı çok da şeker, çok da tatlıdır. İnsan olarak da çok iyidir. Ve estetiğe en az benim kadar, Seda Sayan kadar böyle seven, yaptıran gerçekten de ender böyle sanatçılardan. Onun için... Hani o da aynı şeyi söyledi. Şimdi herkes merak ediyor. Bir kere hangi bölgeler uygulanır? Bence hepimiz tamam biz buna varız deriz ama hangi bölgeler? Lazer lipoliz vücutta yağ fazlalığı olan her bölgeye uygulanıyor. Eğer basenlerimizde fazlalık varsa bacak içlerimizde, diz içlerimizde bacaklara uygulanabiliyor. Bel bandımızda fazlalık varsa bel bandına uygulanabiliyor. Alt üst karın, bel o sırtta aşk tutmaçları denen adı çok şık ama görüntüsü çok kötü olan sırt yağlarına, kol içlerine, gıdıya. Yağ fazlalığı olan her noktada lazer lipoliz yapabiliyoruz. Lazer lipoliz liposuction gibi bir yöntem değil çünkü darbeli çalışılmıyor. Liposuction'da iri kanüllerle çalışılır ve doku hasarlanır, doku ezilir. Bağ dokusu, vücuttaki damarlar zedelenebilir. Emboli denilen riskinden halk arasında çok korkulur ve tabii ki hastanede yatmayı gerektirir. Biraz daha acılı, ağrılı, sızılı bir yöntemdir. Lazer lipolizin bununla hiç bilgisi yok. Ben operasyon kabul etmiyorum çünkü incecik iğnelerle giriyoruz. 1.2 milim. Kullandığımız kanüller, evet evet, enjektör gibi incecik kanüller kullanıyoruz. Darbe yok. Hiçbir şekilde dokuya zarar vermiyoruz. Sadece yağ dokusu içerisinde çalışıyoruz. O dokuyu eritiyoruz, dışarı alıyoruz, hastalara gösteriyoruz. Sadece lokalle yapıyoruz. Genel anestezi vermeden ve hastanede yatırmadan. Ne kadar litre yağını almışsak, bu 3 litre oluyor, 5 litre oluyor, 6 litre hastanın o bölgesindeki fazlalığa bağlı olarak hastaya kanül kapları içerisinde gösteriyoruz. Bir saat sonra hastaneden çıkıp işine gidebilir, her şeyi yapabilir, gündelik hayatını sürdürebilir. Şimdi ilk yöntem siz 10 sene diyorsunuz, ben sanki 3-5 senedir duyuyorum gibi geliyor. Demek ki bizim işte basının çok fazla rağbet göstermesiyle aslında çok da duyuldu. Şimdi hep şöyle manşetler var, özellikle Amerika'da dahil olmak üzere. Liposuction'dan çok çok daha üstün, Liposuction'ın yaptığını daha da güzel yapan. Hep böyle böyle manşetler var. Şimdi madem işin ehli karşımda, bunu sormak isterim Nüket Hocam. Gerçekten de Liposuction'ın üstünlüğü bu kadar fazla mı bu yöntemin? Liposuction'dan çok üstün bir yöntem. Ben bu yöntemin çok ciddi savunucularındanım. Çünkü ilk yaptıran hasta Türkiye'de benim. Çok inandım ve ben kendime yaptırmadan hiçbir yöntemi anlatmam. Bir yöntemi anlatıyorsam mutlaka taşıyorumdur. Liposuction'da eşim plastik cerrah biliyorsunuz. Senelerce dedi doğumlarımdan sonra bu bel bandını alalım, bu göbeğini alalım. Ama dokundurtmadım. Neden? Liposuction yaptırıp yağınızdan kurtulabilirsiniz ama altındaki kalan darbelerle alındığı için pürüzlü bir bölge oluyor. Ve iyileşirken görüntü girintili çıkıntılı, ondülans dediğimiz dalgalanmalar oluyor, çukurlar oluyor, selülit çukurları gibi. Bir kere şık değil. Hani yağ gidiyor ama deri oraya şık bir şekilde yapışmıyor çünkü pürüzlü alınıyor. İkincisi çok ağrılı ve gerçekten riskli bir yöntem. Hem estetik değil hem bir takım riskler içeriyor. O açıdan ben liposuction'a hiç taraftar olmadım. Yağ gittiği zaman da oradaki deride hafif bir oynama, balonlaşma oluyor. Çünkü o derinin içi boşaldığı için böyle biraz sönmüş top gibi falan görünüyor. Bu yüzden özellikle bacak içlerinde, kol içlerinde falan şık durmuyor. Ama lazer lipoliz aynı zamanda cildi germe etkisine sahip.
Bu yüzden biz oradaki yağı alırken cildin de gerildiğini, daha saydam, daha parlak bir hale geldiğini görüyoruz. Yağlar gidiyor, cilt eğer gıda almışsak çene kontürüne yapışıp oturabiliyor. Bacak içleri dümdüz ve parlak durabiliyor. Gıda alınabiliyor mu bunda? Tabii tabii, gıda alınıyor. Yani yüz germe ameliyatı gibi. Hem gıda alınıyor hem buradaki cilt geriliyor. Aynı anda yağı alıp cildi germe etkisi bıraktığı için liposakşına çok üstün. Çok iyi. O zaman çok iyi bu. Bacak içinde mi aynı şey geçerli? Bacak içi ve kol içlerinde özellikle liposakşın hem iri kanüllerinden olmasından dolayı hem iz bıraktığı için hem de dediğim riskleri taşıdığı için iyi durmuyor. Yani buradaki derilerin bombelenmesi yerine hepimiz diyoruz ki aman yağlı kalalım, doğru, kalın kalsın, hiç ellemeyelim, orada pürüz olmasın. O dalgalanmalar çok daha, çünkü şıklıktan uzak bir görüntü, ama lazer lipolis aksine dalgalanmaları da yok ediyor. Bacak içi düz, kol içi düz ve yağsız, daha sıkı. Bu görüntüye kavuşturuyor vücudu. Bazen insanlar iddia ediyorlar, diyorlar ki ben spor yapacağım ve bu fazlalıkları vereceğim. Sporları hep söylüyorum ben, her türlü spor kaslar içindir. Yağ için spor yapılmaz. Yağlar hiçbir sporla çünkü gitmez. Hani bir dokuyu yerinden oynatmak, o dokuyu almadan mümkün değildir. Birçok spor hocasına da biz lazer lipolizi güvenle yapıyoruz. Çünkü o dokuyu alıyoruz. Bu sefer sporda yaptıkları kaslar, uzatmaya çalıştıkları ya da geliştirmeye çalıştıkları kaslar görünüyor. Daha görünür oluyor. Daha şık duruyor. Hani bizim hasta grubumuz sadece şekil bozukluğu taşıyan kadınlar değil, body yapan erkekler, spor hocaları, pilates hocalarından falan da oluşuyor. Son dönem hatta aslında sanat dünyasında mesela erkekleri göğüs alabiliyor musunuz? Hayır. Meme dokusu. Yok, meme dokusunu almıyoruz. Eğer toparlama yapmak biraz gerekiyorsa cerrahi yapıyoruz. Çünkü hani öyle bir talep erkekler var. İçin kesinlikle. Erkeklerdeki tek çözüm. Hani bayan dokusu gibi algıladım ben. Onu biliyorum. Hayır hocam. Hayır, erkeği sordum. Erkeklerde bu fazlalık oluyor ya. Jinekomasti. Jinekomasti. Evet, jinekomastideki tek çözüm lazer lipolis. Çünkü jinekomastide zaten liposakşın yapmak doğru bir şey değil. Doku küçük, oradaki dokunun şık bir şekilde oturması lazım. Böyle öne daha pörsüyüp, gevşeyip düşmemesi gerekiyor. Oradaki dokuyu sporla ya da diyetle gidermek imkansız. Evet. O yüzden eğer jinekomasti gelişmişse bu ergenlikten sonra olabilir ya da değişik bir vücut diliminde ortaya çıkabilir. Onu oradan lazer lipolizi almak, oradaki cildi germek ve kasa oturtmak gerekiyor. Bunu, çok iyi sonuçlar oluyor. Tabii tabii, jinekomastide çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ne güzel, şimdi narkoz vermemek çok büyük bir avantaj bence. Yani genel anestezi çünkü gerçekten bazı şeylerde korku yaratıyor mesela benim gibi insanlarda, ama lokal anestezi olduktan sonra insan çok rahatlıkla kendini emanet edebilir o zaman. Tabii tabii, ameliyatın farkında olunuyor ve hiçbir şekilde acı ağrısız hissedilmiyor. İnsanlar inanamıyorlar. Daha önce liposakşın yaptırmış ve bundan muzdarip hastalarımız da oluyor. Ve diyor ki ben böyle bir yöntemin 10 senedir olduğunu bilseydim böyle bir şey yapar mıydım? Çünkü rahat bir yöntem, gündelik hayata çok kolay akılabilen bir yöntem. Hastaneden çıkışta kimseye hesap verilmeyecek bir yöntem. Çünkü yanınıza refakatçi getirmenize gerek kalmıyor. Gelip hani o gün içerisinde bir iki saatinizi ayırıp göbeğinizden, baseninizden kurtulup gidebiliyorsunuz. Yani yürüyerek geliyoruz, yürüyerek gidiyoruz. Evet, evet, evet. Doğru anlıyorum. Aynen süper. Öyle. Şimdi birkaç tane sorum var size. Şimdi biz bir Euro kanalı olduğumuz için özellikle liposakşın ihtiyacı olup bugüne kadar korkmuş herkes de şu soru olacaktır. Kaç seans gelmem gerekir? Eğer bölgeler belli marjların içindeyse, kilo fazlalığımız 6-7 litreyi geçmiyorsa kesinlikle tek seans fazlasıyla yeterli. Tek seans yeterli olacak. Tabii tabii, tek seans yeterli. Ortalama kilodaki biri için tek seans fazlasıyla yeterli. Basen için ayrı çalışıyoruz. Yani bacakları ayrı şekillendiriyoruz. Üst gövdeyi, kolları, sırtı ve göbeği ayrı şekillendiriyoruz. Hani ikiye bölüp vücudu rahatlıkla yapabiliriz. Çok buna iyi. Bir buçuk iki saatini ayırıp iki kez gelip tamamen tüm vücudunu şekillendirebilir. Bir de farklı vakalar var. Mesela arkadan bakıyorsunuz çöp adam. İncecik kollar, incecik bacaklar, önde kocaman bir D işareti, yastık aynen bağlanmış gibi bir göbek. Bu durumda eğer bizim tahmini ölçümüz 10 litreyi geçiyorsa ya fazlalığı, ikiye bölüyoruz. Diyoruz ki bir kere yapalım, 6 ay sonra göbeğinizde bir kere daha yapalım. En büyük özellik de şudur. O bölge gitti, o kişi göbeksizleşti ya da bacaklar inceldi ya da bir daha asla o bölge o şekilde kilo almaz. Şimdi onu soracaktım. Daha kötü olma ihtimali var mı? Hep liposakşına bunu tartıştık hocam, hatırlar mısınız? Evet, evet. Bunun evet için ne dersiniz? Yani lazer lipolizin madem bu kadar üstünlüğü var, yine bu üstünlükten de bahsedebilir miyiz?
Lazer lipolis hiçbir zaman liposuction gibi sonrasında kötü olmaz. Çünkü liposuction'da yağlar kalıyor. Kasın üzerine darbeli girildiği için ve çalışırken ödem oluştuğu için ve mekanik olarak alındığı için pürüz oluşuyor deride. Ve kilo alınca tabii o pürüzler daha da dikkat çekici hal alıyor. Deri de daha pörsümüş olduğu için ve daha gevşek bir deri yapışmak zorunda kaldığı için tabana çok çirkin bir görüntü oluyor. Ama lazer lipolizde oradaki yağ çok muntazam alınır. Dümdüz alınır çünkü eritilerek alınıyor. Hiçbir şekilde pürüz oluşmaz. Aksine cilt de gerilince parlak düz bir görüntü oluşur. Ve kilo aldığı zaman şekilli kilo alacaktır. Hiçbir zaman bir daha o çıkıntılar, ne o bel bandı, bizim böyle simit dediğimiz bel bandı, ne o aşk tutmaçları denen sırt yağları, ne de bacak içindeki, basendeki, diz içindeki biriken yağlar ya da gıdı, kol içi gibi yağlar geriye gelmeyecektir. Kilo bile alsa çok daha şekilli kilo alacaktır. O patlamalar, dışarı çıkıntılar olmadan. Ya en azından mesela bazı insan vardır, şişman diyemezsiniz, zayıf diyemezsiniz ama dersiniz ki ay çok göbekli. Mesela o bence şişman ya da zayıf olmaktan daha kötü bir özellik. Bir çok, bölgede toplanması. Çok, evet. Ve bu insanlar bazen çok ciddi yanlışlara düşebiliyorlar. Gelen hastalarım var. Ben 2 sene spor programı aldım. Haftada 3 spora gittim. İşte diyetisyene gittim. Şu kadar diyet yaptım. Bu ne sporla ne diyetle. Oh. Bölgesel yağın gitme şansı bile yok. Hiçbir yöntemle, hiçbir aletle. Bizim bulunduğumuz klinikte elimizin altında her türlü radyo frekans ve lazer sistemleri vardır. Bazen hastalar yanlışlıkla gelirler. Der ki bu aleti iyidir. Evet, alet iyidir ama selülit için iyidir. Sıklaştırma için iyidir. Hiçbir alet bölgesel fazlalığı yok etmez. Hiçbir spor, hiçbir diyet bölgesel fazlalığa çözüm değildir. O yağ dokusunun oradan alınması gerekir. Bir daha da gelmeyecek oraya üstelik. Kesinlikle. Üstelik bel bandı artık hepimizin genç yaşlarda bile çok korkması gereken bir durum. Çünkü kadınlarda 102, erkeklerde 108 santimin üzerindeyse bel kalınlığı bir kere metabolik sendrom, kalp krizi, diyabet riski birdenbire artıyor. Yani bu yüzden bel bandını aldırarak biz aslında bizi bekleyen tehlikelerden de korunuyoruz. Endüstriyel toplumda gitgide kilo almasak bile vücut oranlarımız değişiyor ve göbekleniyoruz, belimiz kalınlaşıyor. Ve artık pankreasın salgıladığı insülin vücuda yetemiyor. Yavaş yavaş kan şekeriniz bozulmaya başlıyor. Tip 2 diyabete dönüyor vücut. Tansiyon ilaçları kullanılıyor. Bu arada sporlar yapılıyor. Aslında o kadar göbekli birinin, kalınlaşmış birinin spor yapması bile doğru bir şey değil. Kalbe düşen yükü düşünürsek. Tabii tabii, Allah korusun, çok riskli bir şey. Tabii. Kalp krizleri için işte bu tartışıldı ya, spor salonlarında bir sürü handikaplar yaratıldı. Şimdi hocam şunu merak ediyorum. Oldu da liposuction yaptırdı kişiler ve bu dediğiniz bütün ondülasyondan ve diğer negatif şeylerden maalesef ki paylarını aldılar. Şimdi bir kere daha, çünkü böyle bir şey var, liposuction yaptırdınız ve sonuç yok ortada. Yapmaya çalıştığınız şeyin tam tersi, kötüye gidiyorsunuz. Peki tekrar lazer lipoliz yaptırabilirler mi? Tabii ki böyle hastalarımız var. Lazer lipoliz yapıyoruz. Liposuction'dan sonra kötü duruma düşmüş. Ya da kilo almış ama iyice şekilsizleşmiş hastalarımız var. Bunlara liposuction yapıyoruz ama bunlardaki başarı oranı sıfır hastaya göre daha düşük oluyor. Çünkü liposuction dokuyu sertleştiriyor. Evet, sertleştiriyor. Alacağımız yağ miktarı azalıyor. O yüzden liposuction yapmış hastaları düzeltmek anlamında lazer lipoliz kullandığımız bir yöntem. Evet, yani onu da söyleyelim çünkü hani kötü yapılan şeyleri de düzeltilebileceğini bir kez daha söyleyeyim. Benim bir arkadaşım yaptırdı çünkü. Dedi ki yani ben niye ilk bunu yaptırmadım? Çok ayıflandı. Hatta hani yavaş yavaş hepimize böyle bir senin de ihtiyacın vardı. Birbirimize söylüyoruz. Kalıcı mıdır sonuç? Sonuç kesinlikle kalıcı. Ben 10 yıl önce dediğim gibi Türkiye'deki ilk hastayım. Aleti aldığımızda yaptırdım. Tabii alet şu an çok çok gelişti. Gücü yükseldi. Çok daha hızlı çalışabiliyoruz. Çok daha kolay çalışabiliyoruz. Ve Türkiye'deki en eski ekip olduğumuz için hani alet yenilenirken bile bize soruyorlar. Handle'ı nereye koyalım? Nasıl revize edelim? Bel göbek çevrem halen kilo almadı. O zaman daha zayıftım. Yani bir 5 kilo falan şu an daha fazlayım. Ama bu aldığım kilo dağılıyor. En büyük artı bu. Hiç göbek olmadı mesela. Hiç göbek olmadı. Evet. Belim tekrar kalınlaşmadı. O simit hiçbir zaman gelmedi. Yenilerde 2 ay önce bacaklarıma ihtiyaç duyup yaptırdım. Bacak içleri, diz içlerine falan. Biliyorum ki artık vücudum hep böyle kalacak.
Kilo alırsam bu şekilde alacağım, dar alırsam bu şekilde dar alacağım. Yani bu plastik çok cerrah olması da çok güzel, kendin doktor olması çok güzel. Valla ben sizden beklerim yani bacağınıza kendinizin yapmasını. Hani bana deseler ki Nüket Hoca yaptı, yapmıştır derim. Çünkü bu konuda gerçekten çok tecrübelisiniz. Söyleyeyim yani birçok benim de bildiğim hastalarınız var. Hani gerçekten bu yöntemi yaptırır mısın? Yaptırırım. Valla en son Fatih Yürek'e bağlayacağım. Ben evet Fatih Yürek gibi ben size ne zaman geleyim dedi ya canlı yayında çok güzel. Çok istedi, çok istedi. Cumartesi sevgili geleyim Fatih mi Yürek ben dedi. Kortizon tedavisi görüyordu o sırada. Onu alamadık. Çok da arzu etti. Ama belki o tedavi bittikten sonra doktor izin verirse evet, evet, seve seve. Evet, bir şey var çünkü. Özel. Onun için de yazık o şey kötü de görüntüsüne de çok takık. Çünkü çok gerçekten düzgün ve çok iyi bir fiziği var. Tabii o öyle bir ama çok ünlü isme izliyorum. Yaptık. Çok ünlü isme yaptık. Biliyorum. Ve biz kliniğe döndüğümüzde onları canlı yayında izledik. Çünkü hafta içi programlar yapılıyor. Gece doğru. Programlar yapılıyor ve insanların vakti yok. En bulamadığımız şey aslında vakit. Hı hı. Peki, en kıymetli şey. Şimdi kortizondan bahsettiniz. Ama mesela diyabeti olanlar, tansiyonu olanlar. Onlar da yararlanabilir mi bu yöntemden? Tabii tabii. Bu sadece estetik amaçla yaptığımız bir yöntem değil. Diyabet ve tansiyon alan hastalara da çok sık uyguluyoruz. Hı. Ve özellikle uyguluyoruz. Mesela geliyor diyor ki benim hiçbir estetik kaygım yok. Yaşım 70'i geçti ama eğilip ayakkabımı bağlayamıyorum. Aynaya baktığımda göbeğimden iç çamaşırımın rengini göremiyorum. Böyle artık o taşıdığı yükten solunumu bozulmuş, kalp atımı bozulmuş, diyabeti kötüye giden bir hasta grubumuz var. Ve bunlarda insülin dozunun düştüğünü, nefes aldıklarını, sağlıklarının çok daha iyi yol aldığını, hatta bir kısmının tansiyon ilaçlarını azalttığını ya da bıraktığını görüyoruz. Çok önemli yani yağlanma hiç iyi bir şey değil vücutta. Onu hep doktorlar birinci derecede sizde, kötü evet. Olan şey artık kolesterol kalp krizi kriterler arasından çıkarıldı. Hiç önemli değil. Kolesterolünüz kaç, yüksek mi, düşük mü? Bunun genetik olduğu ispatlanmış durumda. Fakat bel göbek çevresi ilk sorulan şey. Doğru. Lütfen doğru. Deniyor buradaki yağınızı azaltın ki akciğerleriniz, pankreasınız, iç organlarınız düzgün çalışsın. Evet, yağlanma hiç istenilen bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür bizimle ederim. Bizimle birlikte olduğunuz için Doktor Nüket Eroğlu bizimle birlikteydi. Şimdi mutlaka sizi bakmak da isteyecekler internetlerde. Onun için bir kez daha söyleyelim. Zaten ismini görüyorsunuz efendim.